Benim tedavim benim seçimim. Aslında maddeye kesinlikle başlayacağımı düşünmüyordum. Özellikle eroine başlayacağımı düşünmüyordum, tahmin etmiyordum eroin kullanabileceğimi. Ama en sonunda işte eroin kullanmaya başladıktan sonra artık yoksunluk yaşamaya başladıktan sonra kabullendiğimde aslında ben çok çabuk kabullendim bunu ve çok denedim kendim bırakmayı kaldım çünkü iş artık işin içinden çıkamamaya başladım. Artık kabullenmeye başladıkça yani iş içinden çıkılmaz bir hal aldı açıkçası. Çünkü birçok bırakma girişimim oldu. Hepsinde başarısız oldum. Başarısız oldukça daha çok umutsuzluğa kapıldım. Artık iyice bırakamayacağımı düşündüm. Artık son dönemler iğne kullanmaya başladım. Çünkü artık para bulamıyordum. Ama bunun artık son nokta olduğunu biliyordum yani artık. Ve kendi hayatıma baktığımda daha 21 yaşındaydım. 20-21 yaşındaydım. Ve 4-5 yıllık zamanda gerçekten ciddi bir yol kat etmiştim yani artık son noktada olduğumu hissediyordum. Çok şans eseri işte iğne yaptığım o dönemlerde artık bir şeyler oldu. Annemler eve geri çağırdılar beni. Eve geri döndüm. Ve şans eseri bir gün annem işte yastığımın altındaki eroini buldu sabah. Yoksunluğumu alması için işte tedavilik mi demeliyim bilmiyorum. Sabah içmem için ayırdığım eroin paketini buldu ve sabah beni hemen işte apar topar hastaneye getirdi. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse benim en büyük hatam hep kendime dürüst olmayışım olmuştu. Hastaneden çıktıktan sonra ailem belki evet burada çok fazla rol oynadı. Ailem çok yardımcı oldu. İlk birkaçında hiç ilaç temin etmeden yani başta da bahsettiğim gibi kendime çok güveniyordum. Kendimi bırakabileceğime inanıyordum. Ya dürüst olmayı öğrenmek bana çok şey kattı. Gerçekten çok şey kattı. 3 günde bağımlı olmadıysanız 3 günde iyileşmeyi de bekleyemezsiniz gerçekten. Çünkü bu kolay bir şey değil. Orada danışman olarak çalışan eski bir bağımlı var ve çok uzun yıllar içmiş ve çok uzun yıllar ayık kalmış biri ve tercih maddemiz aynı. İşte sürekli şey diyorum. İşte anlamıyorsunuz. Gidin gidin buradan defolun gidin. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. İşte böyle konuşmak kolay falan diyorum ve şey diyorum hani o geldi ve şey dedi ya dedi ben dedi anlıyorum seni dedi tamam dedi dedi ben dedi aynı tercih maddesini kullanıyoruz ve dedi ben seni gerçekten çok iyi anlıyorum dedi burada yattığın süre içerisinde de dedi sana yardımcı olacağım sürekli yanında olacağım ve ne sorarsan sor sana gerçekten doğru cevap vereceğime emin olabilirsin sana karşı dürüst davranacağım dedi. Ve gerçekten ona güvendim. Onun sayesinde ikna olmuştum. Sizi gerçekten anlayacak, sizin yaşadıklarınızı yaşamış birinden bir şey duymak size gerçekten en iyi ilacın veremeyeceği hisleri verebiliyor. Eski arkadaşlarımla gerçekten görüşmedim. Gerçekten görüşmedim. İlk görüşme girişimlerim oldu birkaç defasında. Bunlar beni çok kötü etkiledi gerçekten. Sonra kötü etkilendiğimi fark edince gerçekten bunları kestim. Tedavi grubumla paylaştım bunları. Hep biraz eğilimim olunca onlarla paylaşmak bana gerçekten çok iyi geldi. Çünkü onlarla paylaştıktan sonra hep kendimi geri çektim. Yanlışlarımdan, ya yani eski yanlışlarımdan. 2-3 gün sonra daha az aklıma gelmeye başladı. Veya olumlu bir olay yaşadıkça mesela şeyi görmeye başlamıştım. İçmeden yani tedaviden sonra artık yavaş yavaş üretmeye başlamıştım. Grup toplantılarına gelmemin çok faydası oldu çünkü benim kafam çok karışıktı. Belki o soruların cevaplarını tek başıma bulamayacak durumdaydım. Çünkü kafam çok karışık, sürekli isteğim var, sürekli yani gidip bir şeyler yapasım var.
Hastaneye o grup toplantılarına gittiğimde gerçekten sürekli paylaşıyordum oradaki bağımlı arkadaşlarımla, tedavi grubundaki arkadaşlarımla. Çünkü onların deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanıyordum. Bizim aramızda çok gerçekten güçlü bir bağ oluştuğuna inanıyorum ben. Belki izleyen çoğu kişi şu an böyle konuşmanın kolay olduğunu düşünebilir ama gerçekten böyle konuşmak için de belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Evet, çünkü neden geçmesi gerekiyor? Nasıl bağımlı olmak için bir süre geçtiyse gerçekten ondan sonrasında da iyileşmek için belli bir süre kendinizi tanımanız gerekiyor. Yani benim tedavim benim seçimim.